Son zamanlarda çok fazlaca duymuş olduğumuz iki kavram: yapay zeka ve büyük veri. Yapay zeka ve büyük veri kavramları artık sadece mühendislik alanında değil, sağlık bilimleri, eğitim bilimleri gibi alanlarda da çözümler sunar hale gelmiştir. Bu alanlardan biri de hukuk. Peki nedir bu yapay zeka? Yapay zeka denilen şey, İçinde matematik, mantık, istatistik, olasılık, işlemsel nörobiyoloji, bilgisayar bilimleri gibi dalları da içinde bulunduran, insanların bilişsel kabiliyetlerini taklit etmeye yönelik teknik ve teoriler bütünüdür. Yapay zekanın bir alt dalı olan doğal dil işleme süreçleriyle beraber hukuk alanında elle tutulur fikirler oluşmaya başlamıştır. Özet çıkarılma, yazılı metinlerin tasnifi, akıllı arama algoritmaları ile benzer vakaların bulunması gibi hukukla ilgili uygulama alanları vardır. Bunlara birkaç örnek vermek gerekirse, LoveGeeks diye bir şirketin kendi yapay zeka sistemi ile 20'den fazla tecrübeli Birleşmiş Milletler avukatının performansını değerlendirdiği bir yasal risk tespitini söyleyebiliriz. Elde edilen sonuçlara göre yapay zekanın insan avukatlara oranla performansı çok yüksek bulunmuş. Ve işin ilginç tarafı, insan avukatların bu tespitleri yaparken ortalama süresi 1,5 saatin üzerindeyken yapay zekanın sadece 26 saniye. İkinci bir örnek ise 2017 yılında Londra'da yapılan kredi kartı usulsüzlüklerinin tespitiyle ilgili bir araştırma. Bu araştırmanın sonuçlarına bakıldığında da yapay zekanın insanlara oranla doğruyu tespit etme oranının çok yüksek olduğu görülmüştür. Ve diğer bir örnekte 2019 yılında hakimlerin iş yükünü azaltmaya yönelik yapay zeka yargıç modelidir. Ülkemizde de bu konu yadsınamaz hale gelmiş. 2019 yılında İstanbul, Ankara ve İzmir baroları ortak olarak yapay zeka çağında hukuk adında bir çalıştay yapmışlardır. Aynı şekilde Adalet Bakanlığı da yayınladığı Adalet Dergisi'nde 2021 yılının ilk sayısını yapay zeka ve hukuk olarak belirlemiştir. Bu söylemiş olduğum örneklerin hepsinde yapılan çalıştaylarda, Adalet Bakanlığı'nın dergisinde yapay zeka hukuk alanında bir nesne, araç olarak kullanılmış. Peki yapay zeka hukuku kullanabilir mi acaba? Yani yapay zeka hukuku yapabilir mi? Bununla ilgili yeni yeni çalışmalar yapılmakta ve şaşırtıcı sonuçlar olacağı düşünülmektedir. Tabii bu gelişmeler beraberinde birçok tartışmayı da gündeme getirmiştir. Yapay zeka bir nesne olarak kullanıldığında bunun cezai sorumluluğu var mıdır? Veya yapay zekanın bir kişiliği var mıdır? Hukuki statüsü var mıdır gibi konularla beraber bir yapay zeka yapan yargıç olursa bu yapay zeka yargıç adil olabilir mi? Vicdani kanaati var mıdır gibi sorular da akla gelmektedir. Aslında yapay zekanın hukuku kullanması ile ilgili fikirler çok yeni değil. Hatta 17. yüzyıla kadar gitmekte. Bir hukuk mezunu olan ve hepimizin matematikçi olarak bildiği dijital hesaplayıcıları yapan Leibniz, 17. yüzyılda insanlar arasındaki uyuşmazlıkları çözebilecek bir hesaplayıcı, yani bir robot yargıç yapabilir miyim diye düşünmüş. Robot yargıç olmasa bile adeta robotlaşmış bir yapay zeka gibi kanunları motomot uygulayan bir yargıç fikrinin işlendiği Yargıç Dredd filmini de hatırlayanlarınız olacaktır. Ayrıca hapisten çıkalı 24 saat bile olmamış. Uslanmaz birisin. Otomatikman 5 yıl yedin. Söyleyeceğim bir şey var mı? Suçlu değilim ama. Bunu söyleyeceğini biliyordum. 5 yıl mı? Hayır, olamaz. Başka şansım yoktu. İçeride birbirlerini Sen bunu öldürüyorlar. anlayabilirdin. 40. kattan mı? Bu intihar olur. Olabilir. Ama yasal. İşte duyguları olmayan bir robot veya yapay zekanın vermiş olduğu kararlar ne kadar hakkaniyetlidir? Biz insanlar olarak bu kararları kabullenebilecek miyiz? Davayı tekrar aç. Vicdan azabından uyuyamayacaksın. Doğruyu söylüyor olabilir. Sen hiç hafifletici sebep diye bir şey duymadın mı? Hepsini duydum o her şeyi. Ama ben masumum. Bu ve bunun gibi yapay zeka ve hukukun bir arada olduğu birçok değişik konular karşımıza gelecek. Bunları da bundan sonraki videolarımızda tartışacağız.